Herkese merhaba. Akademiden Notların bu haftaki bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Tuncan, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler hocam. Geçen hafta aslında bir ilk gösterim yapmıştık. Bir daha önceden kaydettiğimiz yayınımızla başlamıştık ve Public Domain Day, bu kamu malı günüyle ilgili aslında bir yayın gerçekleştirmiştik. Bu hafta ise aslında 2020'nin son haftalarında bellek kurumları ile ilgili yaptığımız çalışmaların bir devamı niteliğinde bu hafta aslında birazcık da anlamsal web ile ilgili konuşacağız. Aslında bu seriyi de yavaş yavaş tamamlıyoruz diyebiliriz. Önümüzdeki haftalardan itibaren aslında farklı konular var. Bu arada akademinin gündemi de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Gerek Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durum, gerekse aslında yönetim kademesindeki akademisyenlere gelen bir takım eleştiriler, aslında akademiyanın bizim daha önce konuştuğumuz bu dürüstlükle ilgili, ahlakla ilgili, ilkelerle ilgili yapıda ne kadar çok son yıllarda zarar gördüğünü de bir anlamda aslında tekrardan bu konularla karşı karşıya kalmış olduk. Önümüzdeki haftalarda hem belki üniversite karneleriyle ilgili hem de aslında bu yine kadro yapılarının, gelen kişilerin çalışma belki stillerini de analiz edilebileceği bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten çok komik ifadeler de gelmeye başladı. İşte Metallica ben dinliyorum gibi savunmalar geliyor ya da dışarıdan öğrenciler protesto ettiği zaman bu protestoları farklı şekilde herkes algılıyor, değerlendiriyor. Yani çok sıcak bir gündem var. Yavaş yavaş belki bu gündemle ilgili de bizi daha çok ilgilendiren konulara girebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz hocam bu konuda? Olabilir. Yani dediğin gibi daha önce birkaç hafta konuştuk bu konularda ama konuşuyoruz sadece. Hayata geçirmek çok kolay değil hocam ama bence konuşulması da iyi. Çünkü yani bu konularda aslında belki daha çok konuşmanın, daha çok gündeme gelmesinin de gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Ne kadar fazla aslında genç akademisyenler bu konularla ilgili bilgi sahibi olursa belki belirli bir süre içerisinde akademiyanın daha nitelikli bir hale gelmesi de sağlanabilir. Sonuç itibariyle burada bir rol model olunması da çok çok önemli. Önünüzdeki örneklere bakarak belki de insanlar kendi davranışlarına da yön veriyorlar diye düşünüyorum. Valla akademiyedeki bizim daha önce de değindiğimiz araştırma, değerlendirme vesaireyle ilgili konular, dürüstlükle ilgili son yaklaşık 25-30 yılda Türkiye'de izlenen politikalar maalesef akademisyenlerde de utanma eşiğini epeyce yükseltti gibi geliyor bana. Yani artık her şey mübah gibi bir anlayış çökmeye başladı. Bunun tezahürlerini de görüyoruz işte yani her gün. O eşik nasıl aşağı indirilir? Aşağı Tabii bu sözde olmaz işte. Biraz önce sen karnelerden bahsettin ya, üniversitelerin karnelerine. Ben de şöyle bir göz atmıştım. Yani bu şekilde bir davranışla bu eşik düşürülemez. doğru hocam, yani bir davranış değişikliğinin gerekli olduğunu artık herkes hemfikirdir herhalde. Bu haftanın konusuna isterseniz dönelim. Yani başlık olarak biz anlamsal web, semantik web ile ilgili bir başlık ve bellek kurumlarını eklemiştik. Ama bu anlamsal yapı, anlamsal web konusunda birazcık daha belki daha açıklayıcı, belki de örneklerle daha iyi bir şekilde bunu ortaya koyabiliriz ne demek istediğimizi. Bu semantik yapı çok uzun süredir aslında gündemde. Özellikle web'in aslında bu aşamaları içerisinde çok önemli bir aşama. O statik yapıdan kurtulup aslında içerik olarak birçok farklı bölümden içerik geliştirilmeye başladığı andan itibaren semantikte çok daha fazla konuşulmaya başladı. Özellikle son zamanlarda bu yapay zeka,
makine öğrenimi gibi teknolojilerin de işin içine girmesiyle belki semantikle ilgili örnekler de daha fazla karşımıza gelmeye başladı. Sizin semantik bilgi yönetimi dersinizde ben hatırlıyorum aslında. Hemen hemen yaklaşık bir son 10 yıl içerisinde çok ciddi çalışmalar var bunlarla ilgili. Hem akademide hem de aslında ticari firmaların gerçekleştirdiği uygulamalarda. Biz bunu birazcık daha bizim kütüphaneler, müzeler, arşivler üzerinde aslında bugün değerlendireceğiz. Örnekler de vereceğiz ama bir hocam tanımla başlayabilir miyiz? Yani bu semantik webten biz ne kastediyoruz aslında? Bununla ilgili ne anlatmak istiyoruz? Nasıl bir beklentimiz oluyor? Şimdi semantik web aslında webin de kaşifi diyelim Tim Berners-Lee'nin 2000'lerin başında yazdığı bir makalede sözü geçti. Kuşkusuz daha eskiye gidiyor ama bizim geçen haftalarda konuştuğumuz bu bağlı veri, bağlı açık veri kavramları da gene aynı kişinin ilk defa kullanmasıyla ortaya çıktı denebilir. Dolayısıyla onun bir öncesi olan web ortamındaki bu hipermetin ilişkilerinin, yani mekanik olarak yapılan ama anlamdan bağımsız olarak işte URL adresleriyle yapılan bağlantıların aslına bakılırsa biraz daha yapısal bir şekilde yapılıp aynı zamanda sadece mekanik linkleri izlemekle değil, aynı zamanda semantik açıdan da bize istediğimiz bilgileri bulabilmede daha fazla yardımcı olsun diye öne sürülmüş bir fikir semantik web. Dolayısıyla da zaten var olan World Wide Web'teki hipermetin yapısının üzerine yapılandırarak bilgi kaynaklarındaki bilgileri aynı zamanda da bu içeriği anlamsal olarak erişebilme imkanı sağlamak üzere ortaya atılmış bir görüş. O zamandan bu yana da epeyce aslına bakılırsa gelişmeler oldu. Ama biraz önce senin dediğin gibi belki de son 10 yıldaki gelişmeler daha çok yapay zeka, makine öğrenimi üzerine. Dolayısıyla belki bu günkü şeyi de bir bakıma hani semantik web öncesi, semantik weble birlikte ve sonrasında bellek kurumlarının öncelikle bibliografik üst verileri, daha sonra da bizzat kaynakların kendisindeki bilgilerin nasıl semantik web ortamına hazırlamak mümkün olur. Bunun üzerinde konuşabiliriz aslına bakılırsa. Hem de geçen haftalarda konuştuğumuz bu bağlı veri kavramına belki de biraz daha az teknik bir örnek vererek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla da öyle bir gidişatı umarım bir saat içerisinde toparlarız. Hocam çok teşekkürler. Aslında burada bu semantik yapıyla ilgili olarak tabii webdeki içeriğin inanılmaz derecede artması ve bu içeriğin aslında insan gücüyle bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilememesi temeldeki aslında ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Webin belki de ilk yıllarındaki içerik indekslenmesi, birbiriyle bağlantı kurulması, bu konularda bir takım hizmetler geliştirilmesi anlamında çok fazla aslında bir sıkıntı yaratmıyordu ama bugün herhangi bir web servisin, herhangi bir web üzerinden sağlanan hizmetin makina tarafından desteklenmeden sunulması çok zor. Yani bu kayıtların takip edilmesi, bunların ilişkilendirilmesi, bunların arasında bir takım anlamlar kurulması çok zor. Ve burada da aslında bir hayalinden de bahsediyordu hatırlarsam Tim Berners-Lee ve bu hayalin aslında makinelerin işlem gücü ve bu ağ altyapısının gelişmesiyle belli bir noktaya kadar eriştiğini söyleyebiliriz. Tabii burada aslında kütüphane tarafında, arşiv ve müze tarafında buna kadar karşılık buldu. Bununla ilgili çalışmalar hangi aşamaya geldi? Çok belki de bu tartışılabilir ama gerçekten normal standart hizmetler e-ticaret alanında olsun, elektronik posta sunucularında olsun ciddi anlamda bir mesafe kaydedilmiş durumda.
aynı zamanda içerik üreten portallarla ilgili olarak, bu portalların içindeki kontrol mekanizmalarıyla ilgili olarak da çok iyi bir noktaya gelinmiş durumda. Bot sistemleri yardımıyla aslında biz şu anda bu anlamsal bağlantıları makine aracılığıyla rahatlıkla kurabiliyoruz. Siz bir örnekten bahsetmiştiniz. İsterseniz örnek üzerinden devam edelim hocam. Şimdi aslına bakılırsa çok yakın zamanlara kadar, yani internet dönemine kadar kütüphaneler, arşivler spesifik olarak bibliografik bilginin düzenlenmesi konusunda modeller geliştirdiler, sistemler geliştirdiler. Ta ne bileyim bu o bibliografik bilgilerin kaydedilmesi Sümerlere kadar gidiyor ya da daha sonra bu Konrad Gessner'in Universal Bibliography adlı eseri 16. yüzyılda falandı sanıyorum. Söylemek istediğim burada aslına bakılırsa yerel bazda senin demin sözünü ettiğin eserler arasında bir takım ilişkiler kurulmaya çalışılıyor ama tabii ki kağıt ortamında bu ilişkiler hatırlarsan hani çok elementer düzeyde işte şu konu başlığına da bakınız ya da tercih edilen yazar adı neyse eğer bir yazarın takma adı varsa aslında biz onları şunun altında listeledik gibi basit göndermelerden ibaretti o zamanki ilişkilendirmeler. Ama tabii internetin ortaya çıkışıyla birlikte aslına bakılırsa bu hani örneğin Kongre Kütüphanesi'nin mark kayıtlarının değişmesi olayı iki kurum arasındaki bir değişimin ötesine çıkıp dünyayla paylaşma olarak gerçekleşmeye başladı. Belki de bunu hani aynı zamanda World Wide Web'deki yapının da öncülü olarak bilinen bizim alandaki Eugene Garfield'ın atıf dizinlerini örnek vererek daha iyi açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü semantik weble birlikte kütüphaneler, arşivler de ister istemez sahip oldukları bibliografik bilgileri semantik web'e aktarmak üzerine çalışmalara başladılar. Zaten o zamana kadar geçen haftalarda sözünü ettiğimiz bu RDA gibi, FRBR gibi şeyler üzerinde ya da Dublin Core Metadata Initiative gibi şeyler üzerinde konuşulmaya ve çalışma grupları kurulmaya başlanmıştı. Aslında buradaki yerel düzeyde değil de uluslararası düzeyde linkle ilgili ilişkilendirme ile ilgili en iyi örneklerden bir tanesi bu atıflar. Şimdi düşünün o zamana kadar bellek kurumlarındaki bibliografik bilgi ya da kataloglama vesaire hikayesi daha çok o belirli bir bilgi kaynağının kataloglanması, sınıflanmasıyla ilgiliydi. Varsa da kendi kütüphanesi içerisindeki düzenleme ile ilgili bakınız de bakınız gibi göndermelerle ya da tercih edilen terimlere göndermelerle ilgiliydi. Fakat örneğin atıf olayı işin içerisine girdiği zaman şöyle kabaca düşünebiliriz. Diyelim ki siz bir kütüphanesiniz. Kütüphanenizde işte belirli sayıda süreli yayın var ve o süreli yayınlarda yayınlanan makalelere kullanıcılarınız erişebiliyorlar vesaire. Ama 1950'lerde Eugene Garfield'ın bu atıf analizi önerisi ortaya çıktığında ister istemez kendi koleksiyonunuzun ötesindeki kaynaklara atıf yapan makaleler kütüphanelerinizde bulunmaya başlandı. Şimdi öyle bir durumda eğer çok zengin bir kütüphaneyseniz işte üst iz sürme yoluyla diyelim ki Orçun Madran bir makale yazmış, o makalenin sonunda X dergisine atıf yapmış ama X dergisi sizin bulunduğunuz kütüphanede yok, Y dergisine yapmış, o da yok vesaire. Şimdi orada ne oluyor? Lokal düzeyde, yerel düzeyde bir ilişkilendirme için
Kişinin eğer kütüphanede o X ve Y kaynakları yoksa yapabileceği çok fazla bir şey yok. Onun olduğu kaynaklara gitmesi lazım vesaire. Ama buradaki en önemli şey sonuçta kaynakla bir diğeri arasında bir link kurulmuş oluyor. O da nedir? Atıf yapan, atıf yapılan kaynak linki. Bir anda bütün hani bilgi evreniyle birlikte bu atıflar size ilişkilendirme olayını veriyor. Aslına bakılırsa World Wide Web'in temelindeki bu PageRank algoritmasında da bu var. Yani bir sayfayla diğeri arasında bir link verme ilişkisi ki orijinal makalesinde de Google'ın kurucularının Garfield'ın bu o atıf indeksleriyle ilgili makalesinde atıf vardır. Hatta patentte de böyle bir atıf söz konusu. Söylemek istediğim burada aslına bakılırsa bu ilişkilendirme semantik web öncesinin de gerisine gidiyor. Ama tabii ki basılı bir ortamda bunu yapmak çok zor. Bilmiyorum sen basılı ortamdaki citation indeksleri hatırlıyor musun? İşte konu için ayrı bir cilt olurdu, yazar için ayrı bir cilt olurdu, per term index için ayrı bir cilt olurdu. Dolayısıyla iz sürerdiniz. Şimdi bu ortamda yani 15 günde bir çıkıyor bir de bunlar düşünün. Bu ortamda her makaleden diğer makalelere yapılmış olan atıfların her biri iki eser arasında, iki makale arasında ilişki kurma anlamına geliyor. Evet, bunu basılı ortamda yapmak son derece güç ama çünkü neden? Biraz önce dediğim gibi evet şu kişi şu kişiye atıf yapmış ama ben şimdi o makalenin basılı kopyasına nasıl erişeyim eğer kendi kütüphanemde yoksa olayı. Oysa internet, World Wide Web işin içerisine girdikten sonra böyle bir iz sürme online ortamda anında gerçekleşen bir şey. Yani şu andaki URL adreslerine HTTP ile başlayan adresleri düşünün herhangi bir web sayfasındaki. Ne yapıyorsunuz? Sadece tıklayarak o modelleme sırasında ya da kaynağın yaratılması sırasında yapılmış olan bağlantıyı, iki kaynak arasında kurulmuş olan ilişkiyi anında izleyebiliyorsunuz. Yani bu hipermetin yapısı aracılığıyla. Dolayısıyla bunun bu kadar kolaylaşması, işte World Wide Web'in ortaya çıkmasıyla birlikte kütüphanelerin yüzyıllardır üzerinde çalıştıkları bu bibliografik bilgileri düzenleme ile ilgili ontolojileri, konu başlıkları sistemlerini, sınıflandırma sistemlerini acaba bu ilişkilendirmeyi yapısal hale getirerek anlamsal bir hani bibliografik bilgi paylaşılabilir mi noktasına geldi olay. Geçen haftalarda konuştuğumuz şeyler de aslında bağlı veriyle ilgili olarak bu bibliografik bilgilerin yayınlanması ve bütün dünyaya açık edilmesiyle ilgiliydi. Çünkü o zaman sonuçta kütüphanelerin yaratmış oldukları bu bibliografik kontrolle ilgili sınıflama sistemleri, taksonomiler, ontolojiler vesaire, işte yazar adlarının nasıl oluşturulduğundan tutun da konu başlıklarına vesaireye kadar ya da hastalık sınıflama numaralarına kadar her neyse bunlar belirli kavramları anlamsal biçimde adlandırabilmek için kullanılan şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Nasıl ki şu anda World Wide Web'de sizin belirli bir universal URI adresleriniz var. Spesifik ve tekil olarak herhangi bir adresi belirleyebiliyorsa aynı şekilde belirli bir yazarı da, belirli bir konuyu da, belirli bir anahtar sözcüğü de tekil olarak belirleyebilmesi anlamına geliyor. Ve böyle bir yapı kurulduktan sonra da siz artık sadece şunu diyorsunuz. Ya ben yazarlarla ilgili yapıyı işte diyelim ki friend of a friend modelinden aldım. Ya da
işte diyelim ki konu başlıklarıyla ilgili, daha doğrusu kavramlarla ilgili yapıyı Scos'tan aldım. İşte Simple Knowledge Organization System vesaire. Dolayısıyla da anında hem bir hani standartlaşma söz konusu olayı, herkes biliyor senin işte friend of a friend'e nasıl yazar adı ya da kişi adı yaratıldığını ya da kavram adı yaratıldığını, siz sadece adres göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da bunu hem kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin vesaire bulundurdukları bilgi kaynakları açısından düşünün. Hem de bu bilgi kaynaklarının çeşitli özellikleri açısından, işte nerede yayımlandı, ikinci yazarı kimdir, kaç sayfadır, ISBN numarası nedir vesaire gibi, bu ilişkileri de otomatik olarak, eğer tabii bağlı veri kavramına, semantik veriye uygun olarak bağlı veri yaratma kavramına uygun bir şey yaratacaksanız, yaratabilme şansı doğdu. Dolayısıyla da bizim bildiğimiz işte makineci okunabilir kataloglamadaki, aslına bakılırsa her bir alan ve alt alan potansiyel ilişki yaratmak için kullanılabilecek bir öge haline geldi. Ve bunu anlamsal bir şekilde yaptıp yayınladığınızda da bu ilişkileri hem otoriter bir şekilde bellek kurumlarının hazırladıklarının internet ortamına aktarılması, ama öte yandan da her isteyenin de bir şekilde bir şeyle diğerini ilişkilendirebilme imkanı ortaya çıktı. Yeter ki yapısal bir şekilde yapılmış olsun. Yapısal derken elbette bağlı veri modeli ilk yapısal modellerden ya da anlamsal olarak şeylerin ilişkilendirilmesindeki ilk model değil. Yani sen de biliyorsun, veri tabanı yönetim sistemlerinde mesela ilişkisel modelde pekala her şey her şeyle ilişkili hale getirilebiliyor. Dolayısıyla hani semantik web öncesi, 2001 öncesi dönemde de bu tür bir anlamlandırma söz konusu, ama onlar da ister istemez lokal kalmak durumunda, çünkü belirli bir veri tabanı ile ilgili vesaire vesaire. Dolayısıyla da belki de bu atıf olayı bir hani bağlı verinin bellek kurumlarında çalışan kişilerce aslında daha önceden bildikleri ama internet ortamında, web ortamında çok daha kolay gerçekleştirilebilen bir şey. Yani bugün herkesin elinin altında Web of Science var. Buradan Cited Reference Search yaptığınızda aslında bu geçen haftalarda sözünü ettiğimiz RDF üçlülerinin peşine düşmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla da ya şu makalede sayt edilmiş, acaba o da bununla, benim aradığım konuyla mı ilgili dediğiniz anda online ortamda iş sürüyorsunuz o açıdan bakıldığında. Hocam bazen şey diye düşünüyorum, acaba bu araştırmacılarla ilgili retro araştırma günleri yapılsa ve eski usul araştırma gösterilse, belirli bir süre bu tarzda bir araştırma yapılsa, sonra bu yeni nesil yapıya getirilse, hani ölümü gösterip sıtmaya razı olmak diye bir tabir vardır, belki öyle bir şey mi yapsak? Geçen gün aynı şey programlama dilleri dersinde benim aslında aklıma geldi. Şimdi sizinle beraber programlama dilleri dersi aldığımız zaman debug açısından, yani hata arama açısından çok zayıftı o zaman sistemler. Hatanın nerede olduğunu bulabilmek belki de programcılığın en önemli noktası oluyordu. Fakat bugün o işte aslında anlamsal yapı içine baktığımız zaman hatayı bulmakla kalmıyor yazılım. O hatanın aslında çözümünü Stack Overflow gibi sitelere direkt yönlendiriyor ve oradan aslında bir en iyi, en fazla takdir edilen cevabın da bir kısmını neredeyse debug ekranının içinde getiriyor. Şimdi burada biz program yazarken öğrenciler çok karmaşık olduğundan, hani sistemin hala böyle elle kod yazılmasını bu devirde hala böyle mi kod yazılır gibi yaklaşımlar oluyor. Belki araştırmacılar için de geçerli. Biz böyle biraz sohbet ederken, hani özellikle
bundan 20-25 yıl önce bu tez yapan kişilerin yayın bulabilmesi, kaynak bulabilmesi esnasında birçok akademisyenin tırnak içinde can verdiğini söylüyoruz. Bu arada hocam tırnak dedik, tırnak da çok tehlikeli bir noktaya geldi son zamanlarda. Teknik bir ayrıntı olarak onlara da değineceğiz. Oraya da bir atıfta bulunalım. Ama dediğim gibi yani bu retro yapı gerçekten unutuluyor. Yani hangi aşamalardan hangi aşamaya geldi, araştırmacının işi ne kadar kolaylaştı. Bunu biz bir şekilde aslında bazen unutuyoruz. Böyle eskiden bizim derslerimiz olurdu, siz de hatırlarsınız. Gidip kaynak bulunurdu, kart katalogdan falan. Yani böyle bir hafta falan arada, yılda bir hafta eskiye bir dönüş olsa da yeninin kıymeti mi ortaya çıksa diye bazen düşünüyorum ben de. Evet, yani tabii bunu yapabilme şansı çok zayıf. Sonuçta insanların o meşakkate katlanacağını düşünmüyorum ama dediğin doğru. Yani bu açıdan bakıldığında bellek kurumlarında çalışan kişiler bu ilişkileri, bu sistemleri aslında biliyorlar. Yani programlama açısından da geçenlerde bir başka bağlamda geçti. Yani dediğin hata bulma hikayesi için core dump diye bir terim vardır. Yani belirli bir anda programda her değişkenin içindeki değer nedir diye hepsini yazdırırsınız. Ondan sonra bulmaya çalışırsınız vesaire vesaire. Şimdi atıf verileriyle vesaire ilgili olarak ya da biraz önce sözünü ettiğim citation indekslerde iz sürme olayında da aynı şey söz konusu. Ama arkasında yatan yapıyı bilirseniz eğer, yani her makalenin sonundaki kaynakçada verilen kaynakların bir başka yayınlanmış, daha önceden yayınlanmış olan şeylerle ilişkisi açısından, o zaman o bilgi uzayına aslında bir yapı getirmeden söz ediyoruz. Zaten semantik web dediğimiz şey de aslına bakılırsa iki temel şeyi var. Birincisi bu yapılandırılmış bilgi nesnelerine, bilgi kaynaklarına erişim, yapılandırılmış derken de işte bak bu yazardır, bu o kitap adıdır, bu bilmem nedir vesaire diye. İkincisi de makinelerin bu yapılandırılmış bilgi kaynaklarından çıkarsama yapacak kuralların belirlenmesi. Yani daha anlaşılır bir deyişle otomatik olarak nasıl muhakeme yapacak makine bunun yazar olup bunun işte yayın yeri olduğu ile ilgili. İşte World Wide Web'ten Semantik Web'e geçiş aşamasında bunun yazar, bunun yayın yeri olduğu ile ilgili bilgilerin aslına bakılırsa makinelerce tanınabilir hale getirmesini sağlıyoruz biz. Ki bunu daha önce Mark'ta diyelim ki 100 alanı yazar adı için ayrılıyor, 245 alanı kitap adı için ayrılıyor diyoruz ve biliyoruz ama yani bunu sadece bir elin parmakları kadar katalogçu biliyor. Hatta öyle bir espri vardı. Ya katalogçular bu yapıyı çok iyi biliyor ya da bu yapıyı anlayabilmesi için madde almış olması gerekiyor insanın falan diye. Bu da 1960'larda yaratılmış olan Mark yapısının aslına bakılırsa ne kadar ayrıntılı düşünülmüş olduğunu gösteriyor ama elbette o zamandan bu yana geçen sürede senin demin sözünü ettiğin o acı eşiğini yaşatma hikayesi Mark açısından da söz konusu. Onun için bunun üzerine işte RDA, FRBR, ne bileyim daha sonra Mark kayıtlarının XML'e aktarılması vesaire diye bir sürü çalışmalar yapıldı. Burada hep yapılan şey demin sözünü ettiğim Mark'taki 001'den 999'a kadar etiketleri oluşturulmuş olan şeylerin aslında birbiriyle ilişkisini kurmak. Yani örneğin işte ne bileyim Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi şu kitabı yayımladı, şu yılda yayımladı, yazarı şu olan kitabı yayımladı gibi böyle geçen haftalarda sözünü ettiğimiz RDF üçlüleri yaratmaya imkan veriyor bu. Bunu yayımladıktan sonra da kuşkusuz
Web ortamında makineler, demin sözünü ettiğim otomatik muhakeme, akıl yürütme imkanına kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla da bu o üçlüler aracılığıyla iz sürüp, nasıl ki citation ortamında işte atıf yapan ilişkisini belirleyebiliyoruz. Ya da sosyal medya ortamında işte Twitter söz konusu olduğunda işte izleyen kişi sayısı, izlenen kişi sayısı, ama bunlar sonuçta tek yönlü olabiliyor pekala. Ben seni izlerken sen beni izlemiyorsun vesaire. Aynı şey atıf yapısı için de söz konusu. Yani ben sana atıf yapıyorum ama başka bir amaç yoksa senin bana atıf yapmak zorunda olduğun gibi bir durum söz konusu değil. Atıf çiftliği kurma hikayesi söz konusu değilse. Dolayısıyla da buradaki otomatik muhakeme hikayesi işte bu o yapısallaştırma işlemlerinden kaynaklanıyor. Buradaki her bir şey, örneğin konu başlıkları, örneğin yazar adları, örneğin yayın yerleri, yılları vesaire. Ne yapıyoruz biz bunları? Sonuçta her birini tekil URI adresi olan, HTTP adresi olan bir evrensel adres yaratıyoruz sonuçta. Dolayısıyla da ona dayanarak biz bugün ister bellek kurumlarında olsun, ister işte başka diyelim ki hastalık tanılama sistemlerinde, hastalık sınıflama sistemlerinde olsun, 1, 2, 3, 4 şu hastalığın kodudur dendiği anda artık o kodu eczane de kullanabiliyor, tanıyı yapan kişi de kullanabiliyor, bir şekilde reçeteye de yazılıyor vesaire. Gördüğün gibi burada yani daha önce kriptik bir şekilde sadece doktorun ya da eczacının okuyabildiği şey aslına bakılırsa arka planda çok çaba harcanarak yapısallaştırılmış bir bilgi düzenleme sistemine atıf yapıyor. İşte bu sayede zaten semantik web, biraz sözünü ettiğimiz bu çıkarsamaları, otomatik akıl yürütme işlemlerini yapabiliyor. Kuşkusuz bugün baktığımızda yani semantik web ile ilgili olarak en azından World Wide Web ortamında daha çok hani açık verilerden söz ediyoruz. Bağlı açık verilerden söz ediyoruz. Ama onun ötesinde yine daha önceki haftalarda sözünü ettiğimiz derin webteki ilişkiler ki bellek kurumlarının katalogları, indeksleri vesaire bunun önemli bir kısmını oluşturuyor ve aslında gerçek dünyada kütüphanelerin, arşivlerin vesaire sahip oldukları üst veriler birçok başka kurumdakinden çok daha büyük bir hacim, bir yer kaplıyor o açıdan bakıldığında. Düşünsenize yani şu anda internet arşivinde yaklaşık 500 milyara yakın web sayfasının arşiv kopyası var. Ta 2008'lerde Google'daki URL sayısı trilyonu aşmıştı örneğin. Dolayısıyla ne kadar verimli bir RDF üçlüsü yaratılabilecek bir ortam yaratıyor bu size. Artı bir de semantik web'deki en önemli yararlardan bir tanesi de sadece profesyonel kişilerin bu ilişkileri kurabilmesi değil, aynı zamanda herkesin bu ilişkiyi kurabilmesi. Yani bunu bir spesifik kitap bağlamında aldığınız zaman diyebilirsiniz ki işte ne bileyim Orçun Madran şu kitabın yazarıdır dediğiniz anda bir başkası bu bağlı açık veri kavramını kullanarak örneğin çok iyi bir kitaptır, mutlaka okunması gerekir. Bir başkası bu kitap bende de var yazarından imzalı gibi farklı üçlükler ekleyerek bunların da aynı zamanda semantik web ortamında kolayca izinin sürülmesi, bulunabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla da burada hani bibliografik veri yaratma ya da üst veri yaratma bir bakıma profesyonel olarak belirli
mesleklerin elinde olan işte taksonomi yaratanlar, konu başlıkları yaratanlar, hastalık sınıflayanlar vesaire bir bakıma crowdsourcing aracılığıyla da zenginleştirilebilecek bir ortama dönüşüyor. Kütüphaneler de bunlardan yararlanıyor. Yıllar önce 2007-2008'di sanıyorum. Kongre Kütüphanesi mesela fotoğraflarını Flickr'a atmıştı. Çünkü fotoğraftaki kişileri tanıyacak kişiler olmadığı için acaba biz bunu World Wide Web'de yayınlarsak işte bu kişilerin kim olduğunu tanıyanlar olur mu diye, hatta bu şekilde rapor da yayımlandı. Dolayısıyla da bir bakıma resmi olarak yaratılmış üst veriler bu şekilde zenginleştirilmiş de oluyor o açıdan bakıldığında. Nitekim şu anda WorldCat vesaire üzerinde de pekala siz eğer üye olarak girerseniz işte bazı şeyler ekleyebiliyorsunuz bu kayıtlara. Bu tabii ki sanatik ve kadar olan durum. Evet. Burada şu da önemli, belki sadece bu bağlantıların sağlanması veya niceliksel olarak bunların bir şekilde aslında sayılmasından öte, bunlar niteliksel olarak da farklı şekillerde anlamlandırılabiliyor. Hatırlarsanız 2017 yılında Zehra Taşkın Hoca'nın bir tezi vardı. Bu atıf analiziyle ilgili bir çalışmaydı. Ve bu atıf analizlerinde aslında negatif olan atıfların veya pozitif olan atıfların ya da nötr olan atıflarla ilgili de bir analizin otomatik olarak bir algoritma yardımıyla yapılabilmesi ve bununla ilgili bir çalışmaydı. Aslında bunlar çok kıymetli, çünkü bugün örneğin atıflarla ilgili biliyorsunuz bunu bir skor olarak değerlendiriliyor ve herhangi bir kişinin aslında akademik performansına bakıldığı zaman ne kadar yayın yaptığından belki daha fazla ne kadar çok atıf aldığıyla ilgili durum ortaya çıkıyor ve bu aslında çok konuşuluyor. Ama burada atıf aslında negatif bir atıf da olabilir. Yani sizin yapmış olduğunuz çalışmayı birçok kişi problemli görebilir. Birçok kişi yaptıkları atıflarda işte sizin ne kadar kötü bir çalışma ortaya koyduğunuzu, ne kadar hatalı bir araştırma yürüttüğünüzü verebilir. Ama böyle bir durumda da aslında niceliksel olarak bu incelendiği zaman ya inanılmaz çok atıf almış, işte 300 atıf almış bu yayını, 400 atıf almış ama o atıflar belki de o yayını yerden yere vuran atıflar olabilir. Yani bu anlamda da aslında bu semantik yapı sadece bu bağlantıları kurmuyor veya burada niceliksel bir çalışma, bir örüntü ortaya koymuyor. Aynı zamanda da niteliksel olarak da belki de gözden kaçan noktaları ön plana çıkartabilmesi için de bence çok kıymetli. Ben ne zaman biz bu konuları konuşmaya başlasak heyecanlanıyorum. Yani bizim öğrencilerimizin ileride bu konulardaki profesyonel çalışmalar yaparken ne kadar farklı konularda, ne kadar farklı aslında yeni alanları ortaya çıkartabileceklerini düşünüyorum. Gerçekten de bugün belki de biz hakikaten akademik çalışmaları atıf bazında değerlendireceksek, ki bununla ilgili de aslında çok fazla su götürür bu konu. Ama burada negatif mi atıf yapıldı, pozitif mi atıf yapıldı? Yani bu yayını belli bir noktaya yükseltiyor mu? Yoksa bu yayını aslında daha geri plana itmeye mi çalışıyor bu atıflar? Bunların bile aslında değerlendirilmesi çok çok önemli. Bu ne bizim aslında bugün belki YÖK tarafından ne de belki fon sağlayan kurumlar tarafından çok fazla dikkate alınan bir durum. Belki bununla ilgili acaba hocam bir çalışma mı yapsak? Yani inanılmaz kötü bir araştırma yapıp negatif atıflarla beraber o makaleyi coştursak mı? Böyle bir şeyi aslında bir deneme yapılabilir mi diye de düşünüyorum kimi zaman. Aslında İngilizce'de şöyle bir laf var. Eğer atıf almak istiyorsan yanlış bir şeyler yaz diye. Bu o örnek ona giriyor herhalde. Ama dediğine katılıyorum, olumlu olumsuz atıflar. Fakat aslında bu şekilde geliştirilmiş sistemlerde var. Mesela S-Site diye bir site var. O size atıfın olumlu mu olumsuz mu, nötr mü olduğunu belirtiyor. Fakat şöyle bir durum var S-Site'dekilerde de. Maalesef iyi bir sözcük mü bilemiyorum ama yani aslında atıfların büyük bir çoğunluğu da nötr. Yani
olumlu mu olumsuz mu olduğu konusunda bir karara varamıyorsun. E-site diye aratırsan kolayca bulabilirsin, belki link de verebiliriz. Doğru, en azından iş sürme açısından yardımcı olur. Fakat unutmayalım ki atıfların, sanıyorum bunu daha önceki haftalarda da konuşmuştuk, nitelikleri çok değişti. Yani sayıları çok arttı. 1940'larda, 50'lerde baktığınız makalelerde nadiren referans listesinde bir iki tane görürken, şimdi ortalama referans listesindeki kaynak sayısı yani onun belki de 10 katını vesaire aşmış durumda. Çünkü gene gelip aynı yere geliyoruz. Yani biraz önce dediğin çok doğru. Şu andaki akademik teşvik vesaire sistemlerinde aslına bakılırsa sadece yayın ve atıflarla siz oldukça önemli bir puan alabiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmasanız bile. Fakat bir örnek daha vereyim bu konuda. Bir başkası da bu atıflardan yararlanarak Connected Papers'tı galiba. Bir iki sene önce ya da belki de o kadar bile olmadı, bir çalışma vardı. Bu da gene demin sözünü ettiğimiz hani atıf ilişkilerini izleyerek konuyla ilgili diğer ilgili makalelerin neler olduğunu size getiren bir tavsiye sistemi aslında bakılırsa. Belki buradan şeye geçebiliriz yani... Ya da ondan önce acaba belki de bir hani bu o şöyle toparlayayım. Bugün baktığımızda aslında bakılırsa kütüphanelerin önemli bir kısmı ülkemizde olmasa bile bu yarattıkları bibliografik üst verileri aslında bakılırsa web örümcekleri tarafından taranabilir hale getiriyorlar. Dolayısıyla da Google Scholar vesaire üzerinde bir arama yapıldığında sizin kütüphanenizdeki kaynaklara da erişilebiliyor. Ama bu o bizim geçen haftalarda sözünü ettiğimiz tam anlamıyla bağlı veri uygulaması değil. Yani daha çok işte belirli standartlara uygun bibliografik kayıt yaratırsanız ve bunları web ortamında XML olarak aranabilir hale getirirseniz örümcekler de bunları buluyor. Ama burada inde de anlamsallık aramamak gerekir. Yani motorların o aşamada bazı XML taglerini yorumlayabilirler kuşkusuz, title gibi, işte yazar gibi vesaire falan, ama onun ötesinde esas olarak bağlı bir yaratma demek bizim geçen haftalarda sözünü ettiğimiz bu özne, yüklem, nesne yapısıyla ilişkiler yaratmak anlamına geliyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz işte bu kitabın yazarı Orçun Madran'dır, bu kitap 1900 bilmem kaç yılında yayınlanmıştır, bu kitabın şu kadar sayfası vardır, resimleyeni şudur vesaire gibi, gördüğünüz gibi bir anda aslına bakılırsa birçok üçlü yaratıyoruz. Ondan sonra da bir başka yerden işte bu kitaba şu kaynakta atıf verilmiştir, işte bu atıf pozitif atıftır, ne bileyim ben vesaire gibi, bir anda hani bir ağ yaratılmış oluyor ve daha önce de dediğimiz gibi Relational Finder vesaire gibi uygulamalarla pekala sadece bibliografik künye olarak yaratılmış olan bu kitabın yazarı şudur budura ilaveten web ortamından semantik web aracılığıyla toplanabilecek diğer bilgilerle çok daha geniş bir aslına bakılırsa tanımlamaya erişilmiş oluyor ilgili bilgi kaynağı hakkında. Dolayısıyla bu son derece yararlı. O açıdan bakıldığında da algoritmik olarak aslında kısaca özetlemek gerekirse, peki nasıl kütüphaneler bu kaynakları işte RDF üçlüleri haline getirip semantik web'in bir parçası haline getirebilirler dediğimizde, aslına bakılırsa bu her bir mark kaydının alınıp işte bunun bileşenlerine ayrılması, biraz önce sözünü ettiğimiz yazar, resimleyen vesaire falan filan gibi ve
Ondan sonra da bunların her biriyle ilgili bir URI adresi, yani yazarla ilgili olarak, konuyla ilgili olarak, diğer unsurlarla ilgili olarak hani tekil bir adres yaratma işi. Bunu kavramlarla ilgili olarak da yapabilirsiniz. Çünkü biraz önce sözünü ettiğimiz bu SCOS, Friend of a Friend, Dublin Core vesaire, bunlar zaten bu amaçla yaratılmış olan yapılar. Bu URI adreslerini yarattıktan sonra da her birinin özellikleri neler? İşte soyadı nedir? Hangi yıl doğmuştur? Alternatif title'ı var mıdır vesaire gibi şeyler de yaratıldıktan sonra aslına bakılırsa bu o verilerin geçen haftalarda işte Almanya'dan, İngiltere'den örnekler vermiştik. Web ortamında yayımlanması, yani bibliografik verilerin yayımlanması. Dolayısıyla da bu sözünü ettiğimiz RDF üçlüleri web ortamında yayımlandıktan sonra pekala tekil kaynaklar olduğu için, örneğin bu yazar adını temsil ediyor, bu bilmem ne, biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir başkası da pekala oraya bir link yaratıp bu kitabın bende elektronik kopyası var diyebilir. Nitekim mesela Library Think diye eski bir uygulama var web ortamında. İnsanların yarattığı kendi kütüphanelerindeki kataloglama bilgilerini siz hiç zahmet çekmeden bu kitap bende de var diyorsunuz sadece. İstiyorsanız kendi anahtar terimlerinizi de ekliyorsunuz mesela. Bunun gibi uygulamalara da aynı zamanda imkan veriyor. Dolayısıyla da hani o çok zengin bibliografik bilgiyle ilgili bizim geçmişte yaratmış olduğumuz sınıflama sistemleri, kataloglama sistemleri vesaire bu işlere de aynı zamanda yarıyor. Ama bunun daha yani eğer ekran paylaşma imkanım varsa ben biraz işin karmaşık olduğunu da göstermek isterim. Bu arada bazı izleyicilerimizden yorumlar var. Ben onları da aktarayım isterseniz. Sevgili Bora Ünal şöyle bir soru sormuş. Daha fazla atıf için SEO benzeri bir çalışma yapılıyor mu acaba? Yani bu Search Engine Optimization tarzında. Aslında burada belki de hani dergilerin kendi içerisinde atıf, sizin daha önce atıf çiftliği olarak ifade ettiğiniz yapılar belki bazen devreye giriyor. Hani birbirlerine atıf vererek oradaki derginin yapısı daha üst seviyeye çıkartılmaya çalışılıyor. Çünkü bu Search Engine Optimization, yani arama motorları optimizasyonunda bu birbirine link verilmesi, backlink dediğimiz olaylarla aslında belli bir noktaya getiriliyor. Ama bu çok fazla bizim tercih ettiğimiz, çok fazla aslında bir şekilde etik çerçeve içerisinde değerlendirilen bir yaklaşım değil. Öyle değil mi hocam? Yani bu atıfların birbirine yapılarak bir şekilde optimizasyonunu sağlanarak belki de manipüle edilmiş oluyor bunlar. Çok fazla eleştiri getiren noktalardan bir tanesi aslında. Sevgili Doğan'ın sorduğu olay. Elbette hani bu konuya belki çok giremeyiz bugün ama bu bizim meslekte geçen provenans kavramını gündeme getiriyor aslına bakılırsa. Bora Bey buna arama motoru optimizasyonu derse ona şöyle bir örnek verebiliriz. Atıflar bazında örneğin. Her atıf eğer eşit değildir diyorsak ve biz sisteme ya bak şu kaynaklardan atıf yapıldıysa bunlar aslında yağmacı dergilerde yayınlanmış makalelerdir. Dolayısıyla onları sayma dediğimiz anda aslına bakılırsa burada da biz bir optimizasyon yapmış oluyoruz o açıdan bakıldığında. Ha sorarsan şimdi bana şu anda örneğin bu o ayırt edilebiliyor mu diye. Hayır, edilemiyor. Şöyle, her ne kadar dizinlenecek kaynaklar açısından diyelim ki Web of Science vesaire falan hangi dergilerdeki makalelerin dizinleneceğine karar verebiliyor ise de o dergide dizinlenen bir makalede yağmacı dergide yapılmış olan bir makaleye atıfı önleyebilecek bir mekanizma yok. Ama eğer
biraz önce sözünü ettiğiniz gibi bu o liste bir şekilde herhangi bir yerde sağlanırsa ve her atıfla ilgili olarak bu dergi adları test edilirse pekala bunun üzerine daha iyi optimize edilmiş işte sapı samandan ayıran bir atıf analizi sistemi de kurulabilir. Şu anda öyle bir şey var mı dersen yok. Biraz önce S-Site'dan vesaire bahsettik mesela. Yani Google Scholar'a girdiğinizde bu hiç yok. Belki Web of Science'da bir dereceye kadar tek yönlü bir kontrol var ama dolayısıyla evet yapılabilir ama şu anda bununla ilgili olarak örneğin biz neyin yağmacı dergi neyin olmadığı konusunda bile birbirimizle çok iyi anlaşamıyoruz yeri geliyor. Bu sorunların çözülmesi lazım. Deminki provenans kavramına gelecek olursak elbette semantik webde de şöyle bir şey ortaya çıkacak. Yani işte X kurumu yarattıysa bu kavramla ilgili diyelim ki URI adresine ona daha çok güvenebilirim. Yok işte no name bir kişi yarattıysa ona daha az güvenebilirim gibi bir şey ortaya çıkacaktır. Zamanla da bu ilişkiler tıpkı şu andaki PageRank algoritmasının işleyiş biçiminde olduğu gibi bazı yollardan daha çok yüründüğü için o yollar daha güvenilir hale gelecek. Dolayısıyla da bunu da yapmak mümkün aslında. Demin sözünü ettiğim hani herkes RDF üçlüsü yaratabilir derken evet yaratabilir ama öte yandan da bu RDF üçlülerinin hangisinin daha otoriter olduğu da bir şekilde gerek sözü edilen optimizasyon sistemlerinin belki önümüzdeki yıllarda daha iyi hale getirilmesiyle gerekse sizin bu kaynağın otoriter olup olmadığı bilginize dayanarak pekala yaratılabilir. Aslına bakılırsa buradan belki de semantik web çok aslına bakılırsa vaatkar olarak ortaya çıktı 2000'lerin başında ama hala aslında çok yapılacak iş var. Buna geçmeden önce hazır sanıyorum ekranım görünüyor şu anda. Bu Fransız Ulusal Kütüphanesi'nin yarattığı RDF modeli. Kolayca görmek mümkün. Burada bazı şeyleri tanıyorsunuzdur. İşte RDA gibi, FRBR gibi, ne bileyim SCSH gibi bir takım şeyler görüyorsunuz. Ama kabaca burada işte yazar, eser ve konu, konsept derken diyebiliriz. Bunların karşılıkları da değişik modellerde vardı. İşte Simple Knowledge Organization System'da da konsept olarak geçiyor. Yazar dediğimiz zaman bu Friend of a Friend modelinde person olarak geçiyor ya da organizasyon olarak geçiyor. İşte bir ifade biçimi olarak yine bunlar FRBR'dan gelen terimler. Ama gördüğünüz gibi oldukça karmaşık demeyeyim de yani çok daha geniş bir açıda bakılması gereken bir olay bu bibliografik üst verilerin semantik web'in bir parçası haline getirilmesi. Ha yapılamıyor mu? Yapılıyor kuşkusuz. İşte burada örneğini görüyorsunuz. Bundan bir öncesi daha az okunabilir bir format İngiliz Ulusal Birleşik Krallık Ulusal Kütüphanesi'nin veri modeli. Göz korkutuyor olabilir ama şuradaki demin gösterdiğimiz Fransız Ulusal Kütüphanesi'ndeki neyse büyüttüğüm için herhalde kolayca tekrar aynı yere dönemiyorum. Kavramların birçoğu aslına bakılırsa şu anda kataloglama sınıflama yapan bilgi profesyonellerinin aşina olduğu şeyler. Dolayısıyla da nereye bakarsanız bakın burada en azından bizim aşina olduğumuz bir takım şeyleri görebiliyoruz. Ama bunların bir kısmı sosyal medyadaki modeller, bir kısmı işte daha jenerik Simple Knowledge Organization modelinde olduğu gibi şeyler. Fakat bir şekilde kullanılabilen ontolojiler, sınıflandırma sistemleri vesaire diye almak lazım. Şimdi zamanımız azaldı. Bir de şuna değinmek isterim. Şimdi
Web of Science ya da işte World Wide Web uygulaması söz konusu olduğunda demin dedik ki semantik web bir şekilde bu bilgi havuzlarının yapısal havuzlara erişmesini bir de bunlardan otomatik akıl yürütme yoluyla bir takım çıkarsamalar yapmasına dayanıyor. Elbette bu son derece önemli. Tim Berners-Lee'nin TED videolarına vesaire baktığınız zaman orada da görebilirsiniz. Hey işte şurada şöyle bir bina var, şurada şu adres var, çok iyi kahvesi var vesaire diye siz de bu üçlükleri yaratabilirsiniz. Hatta onun konuşmasında bir acil durum söz konusu olduğunda nasıl insanların nereye başvuracakları ile ilgili RDF üçlükleri yaratması ile ilgili bir örnek vardı. Ancak son 10 yıl içerisinde bunun yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamalarının gelişmesiyle birlikte ille de bu tür hani yapısal veriler aracılığıyla ilişkiler kurmanın ötesine geçilip pekala gizli anlam indeksleme dediğimiz ya da kullanıcıların o kaynakları kullanırken bıraktıkları ayak izleri aracılığıyla da bugün çok başarılı ilişkiler kurulabiliyor. Bu ilişkilerin kurulmasını her zaman ister miyiz, istemez miyiz o ayrı bir olay ama yani bu konuda yapılmış birçok program var. İşte Zeynep Tüfekçi bunlardan söz ediyor yıllardır. Cambridge Analytica olayını herkes bir şekilde hatırlıyordur. Bir önceki Amerikan başkanlığı seçimlerine nasıl müdahale edildiğiyle ilgili bir takım örnekler var. Yani bir bakıma bu algoritmalar sizi sizden daha iyi tanıyor hale geliyor sizin bıraktığınız izler vasıtasıyla. Ama bir düşündüğünüz zaman orada da aslına bakılırsa bu makineler bu üçlüleri yaratmış oluyor, RDF üçlülerini. Yani sizin bilgi arama davranışlarınıza, bilgi kullanma davranışlarınıza dayalı olarak. Bunların bazılarını isabetsiz bulabilirsiniz ama kendimize şöyle bir soralım. Şu anda web ortamında çalışan tavsiye sistemlerinin önemli bir kısmının özellikle akademisyen olarak sizin belki de çok daha erken bir şekilde araştırma alanınızla ilgili yayınlanan yazılardan haberdar olmanızı sağlıyor ve çoğu zaman da büyük bir isabetle sağlıyor. Ama bir de öte yanı var, işte bu bıraktığınız izler aracılığıyla istemediğiniz ilişkiler kuruluyor. Yani bir rastgele karşınıza çıkmış bir şeye reklama istemeyerek tıklamanız bile bir sonraki sefere nasıl bir RDF üçlüsü yaratılacağını belirleyebiliyor. İstemeyerek tıklamanız diyorum çünkü giderek hani sitelerde haber okumak işkence haline geldi. Dolayısıyla okuyacağınız yerden ha ben bunu kapatayım dediğinizde bazen sağ tarafa koyuyorlar X işaretini, bazen sol tarafa böyle oyunlara da başvurdukları için ben kaldırıyorum derken bir bakıyorsunuz o sitenin şeyine gitmişsiniz. Her neyse yani söylemek istediğim aslına bakılırsa arka planda üstü örtülü olarak, implicit olarak sizin adınıza demeyeyim de sizin davranışlarınıza dayanarak semantik web'i aslına bakılırsa besleyen, her zaman da nasıl böyle bir ilişki kurulduğu açık olmayan ilişkiler de yaratılmış oluyor. Bu tür makine öğrenimi algoritmalarıyla, yapay zeka algoritmalarıyla. Şu anda kuşkusuz bunların nasıl bizim işte biraz önce sözünü ettiğimiz süreçle ilintilendirerek bunun bir parçası haline getirilebilir. Bunları çok iyi bilmiyoruz ya da daha çok bu işler proprietary hani bir bakıma tersine mühendislik yoluyla kolayca halledebileceğiniz şeyler değil maalesef. Yani ne bileyim bugün Twitter açtığınızda siz herhangi bir mesajı niye size gösterdiğini biliyor musunuz tam olarak? Hangi sırada gösterdiğini belirli zamanlarda değişikliğe uğruyor tabii. Yani sizin onu
bilmeniz, keşfetmeniz sürekli olarak bir değişikliğe doğuruyor. Bu arada hocam, yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Bazı izleyicilerimizden de sorular var. Ben o soruları size aktarayım. Sonra bir haber vereceğim. Sonra da toparlamamızı rica edeceğim. Sümeyye Akça hocamız diyor ki, Yaşar hocam, bağlı açık veriyi üst verisine uygulayan Türkiye'de bir kütüphane ya da bellek kurumu var mı? Yani buradaki temel sıkıntı, ben kendi görüşümü açıklayayım, ondan sonra sizden bekleyeyim. Yani biz burada hep dışarıdan hizmet alımı yapıyoruz. Yani kütüphanelerin, bellek kurumlarının kendi içerisinde bu çalışmaları yapan, bu konular üzerinde çalışan bir teknik grubu, bir teknik yapısı yok. Yani burada birazcık benim görüşüme göre ne veriyorsa anlaşma yapılan şirket, o şirketin verdiği yapı kapsamında bir şeyler hizmete sunabiliyoruz. Yani A firması size ne kadar bağlı veriyle ilgili bir altyapı sunduysa katalog hizmetlerinde örneğin, siz onu kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Onun ötesinde çok fazla müdahale etme şansına sahip olamıyorsunuz. Ama sizin hocam eklemek istediğiniz bir konu var mı? Sonra ben de bir haber paylaşacağım çünkü. Buyurun hocam. Yani bundan 3 haftaki programdan sonra ben şöyle bir bakmıştım. Hatırlarsanız o programda da bağlı veriyle ilgili olarak konuşmuştuk. Biraz önce de onu belirtmeye çalıştım. Yani web ortamında kaynaklarınızın görüntülenebilmesi ile de semantik web'e uygun RDF üçlüleri yarattığınız anlamına gelmiyor. Hatta o programda talep etmek lazım vesaire demiştim. Çünkü bugün Türkiye'de, hani dünyada da kullanılan ve bağlı veriyle ilgili bir takım şeyler sunabilen kütüphane otomasyon sistemleri var. Ama bunların henüz, hani biraz önce sözünü ettiğimiz örneğin BNF, Fransız Ulusal Kütüphanesi bağlamında bağlı verilerini webde yayımladıklarına falan ben şahit olmadım. Hocam, bu arada çok ilginç bir yıl içindeyiz bence. Çünkü 1 Ocak Cuma'ya gelmişti. Kamu malı günüydü. Yine ne tesadüftür ki 15 Ocak da Wikipedia'nın doğum günü. Ve önümüzdeki hafta Cuma günü Wikimedia Türkiye topluluğundan sevgili Başak ve Zafer bizim konuğumuz olacak. Ve 15 Ocak'ta bir erken kutlama yapacağız. İlerleyen saatlerde uluslararası kutlama varmış çünkü akşam üstüne doğru. Fakat neyse ki bizim yayınımızla çakışmıyor. Önümüzdeki hafta 15 Ocak'ta Wikipedia'nın doğum gününü birlikte kutlayacağız. Türkiye'deki Wikipedia ile ilgili çalışmaları ilk ağızdan dinleme şansına sahip olacağız. Siz dersinizde bu dönem Wikipedia ile ilgili bir takım uygulamalar yaptınız. Bence o konularda da bize çok genel bilgileri aktarırsınız. Belli bir süre kapalı kaldı Wikipedia. Türkiye'deki makale sayısı az, Türkçe makale sayısı az. Bunların arttırılması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biz Creative Commons Türkiye olarak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu arada Türk Kütüphaneciler Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla önümüzdeki günlerde Wikipedia ile ilgili bir çalışma yapacağız. Hep bunlar güzel haberler. Ama şöyle baktım hocam, 23 Nisan da Cuma'ya geliyor. Yani bütün özel günler Cuma'ya gelirse biz 23 Nisan'da belki Dünya Çocukları ile ilgili bir program yaparız. Bunlarla ilgili çağırır mıyız diye düşünüyorum. Güzel bir şey. Ben Wikipedia'ya çok kıymet veriyorum. Türkiye'deki topluluğun çalışmaları da çok güzel. Doğum gününü birlikte kutlarız diye düşünüyorum. Yavaştan toparlayalım hocam. Süremizin de sonuna geldik. Nasıl kapatalım bugünü? Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Hem erkenden doğum günlerini kutlamış oluruz, hem de bize en son bilgileri aktarırlar Wikipedia ile ilişkili olarak. Elbette burada konuştuğumuz birçok konu gibi bu, o her ne kadar 3 haftadır konuşuyorsak da bağlı veri, bağlı açık veri kuşkusuz çok daha üzerinde konuşulabilecek, ayrıntılı olarak durulabilecek konular. Ancak
Sanıyorum ki burada uygulamacılara bir görev düşüyor. Yani semantik webin bir parçası olmak, 10 yıllardır, 100 yıllardır yarattığımız bibliografik verilerin bu şekilde semantik web aracılığıyla otomatik akıl yürütme yoluyla ilişkiler kurulabilecek bir yapının parçası olması. Bugün de birçok şeye değinemedik. Yani birazcık provenanstan vesaire bahsettik ama bunun yanı sıra kuşkusuz söylenebilecek çok daha farklı, özellikle bu işin yönetimi, yönetim süreci hakkında şeyler var. Gerekirse hani internet aracılığıyla bu konuda da birçok bilgiye erişmek mümkün. Çünkü konuşmanın başında sözünü ettiğim bu FRBR, RDA vesaire gibi şeyler ister istemez bir şekilde semantik web'le de ilişkilendiriliyor. Hatta semantik web'te bibliografik bilgi düzenleme diye bir kitap yayınlanmıştı. Ona da belki göz atılabilir. Şimdi yazarlarını hatırlamıyorum ama belki link veririz daha sonra. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bahadır Şimşek şöyle bir mesaj yapmış. Onu artık önümüzdeki haftalara bırakacağız. Bilgi ve belge yönetimi lisans öğrencisi olarak kendimi geliştirmek adına önerilerinizi alabilir miyim? Yani birçok önerimiz olabilir ama bu haftanın içerisinde buna yer vermeyebiliriz. Hani bu konularda belki hani bir ayrı oturum hocam yapabiliriz. O konuyla ilgili neler aktarabiliriz öğrencilerimize veya bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere. Yine Bahar Biçen çok güzel bir mesaj paylaşmış. Yapacak çok işimiz var, çok çalışmalıyız. Çalışanların önünü açmalı, işleri kolaylaştırmalıyız demiş. İlkay Yok da yine çok teşekkür ediyor. Haftaya Cuma buluşmak üzere diyor. Yılbaşı kutlamaları için. Hocam bir artık küçük bir pasta üfler miyiz bilmiyorum. Ama herkes kendi pastasını küçük bir kek falan getirsin. Bir küçük kutlama yapalım yani. Peki. Teşekkür ediyorum yorumlara da, sana da. Haftaya görüşürüz o zaman. Evet. Haftaya Wikipedia özel yayını diyelim. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler aldık. Bu bilgileri yine bizim kanalımızdan her zaman tekrardan dinleyerek, tekrardan izleyerek ve paylaşarak daha geniş kitlelere aktarılmasını da sağlayabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.